Saygıdeğer hanımefendiler, saygıdeğer beyefendiler, bu güzel buluşmamız onun sayesinde çok özel oldu. Şimdi lütfen hep birlikte büyük bir coşkuyla alkışlayalım. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel geliyor. Sayın İl Başkanımızın şahsında bütün örgütümüzü, çok değerli muhtarlarımın şahsında mahallemizi, komşularımızı, belediye başkanlarımızın şahsında Küçükçekmece'yi, Ekrem Başkan'ın şahsında İstanbul Büyükşehir Belediyesi ailesini ve hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Hepiniz hoş geldiniz. Ramazan'ın ilk günü, ilk sahur yapıldı, ilk oruç tutuluyor. Allah kabul etsin, Ramazan'ın ülkemize, İslam coğrafyasına ve bütün dünyaya öncelikle huzur ve barış getirmesini diliyorum. Özellikle Filistin'de akan kanın durmasını, mezalimin durmasını bekliyoruz. Ramazan'ın siyasete de, Ramazan'ın güzel ahlakının, güzel dilinin siyasete de sirayet etmesini bekliyoruz. Bu konudaki özenli tutumumuzu biz sürdüreceğiz. Birileri hakaret ediyor, iftira ediyorlar, seçmene şantaj yapıyorlar, vatandaşa, vatandaşın tercihleri üzerinden hakaret ediyorlar. Biz bu kavgaların dışında duruyoruz. Kavga yapacaksak emeklinin, emekçinin, esnafın, çiftçinin talepleri üzerinden bir kavga yapıyoruz ve temiz bir dil kullanmaya çalışıyoruz. Buradan iktidar partisinin ve ittifak ortaklarının liderlerini de, onların da Ramazanlarını kutluyorum. Ve artık Türkiye'ye yakışmayan, hiçbirimize yakışmayan bu dili terk etmeye davet ediyorum onları. Korkuyu örgütlemek, öfkeyi örgütlemek keskin bir bıçaktır, döner dolaşır, kendini vurur. Kimseye faydası olmayan bir dildir. Biz özenli dilimizi sürdüreceğiz. Bir de Ramazan'ın ilk gününde Türkiye'deki çok sayıda insanın, özellikle geçmişte Recep Tayyip Erdoğan'ı çok desteklemiş, ondan çok ummuş, onunla birlikte çok yol yürümüş ama derin hayal kırıklıkları yaşayan insanlar var. Diyorlar ki İsrail'le ticaret ihanettir diyorlar. Siz bir yandan Filistin'de yaşananlara gözyaşı dökeceksiniz. Bir yandan yakınlarınızın, arkadaşlarınızın, yakın çevrenizin, siyaset arkadaşlarınızın, destekçilerinizin gemileri İsrail'le Türkiye limanları arasında mekik dokuyacak diyorlar. Afrika ülkeleri karasularını İsrail ticaretine kapatmışken, Çin'den gelen gemiler 20 günde alacakları yolu bazı ülkelerin tepkisi yüzünden 40 günde almak zorunda kalıyorken, Filistin'i dilinden düşürmeyenlerin İsrail'le yapılan ticareti misliyle arttırmasını, daha dün akşam saatlerinde Türkiye'den çimento taşıyan gemiler ayrıldı. Gübre taşıyan gemiler ayrıldı ki, gübre dediğinizin aslında patlayıcı yapımında da kullanılabilen bir madde olduğunu hiç kimsenin unutmaması gerekiyor. İğneden ipliğe kargo gemileri ayrıldı ve bir yandan da Filistin'de zulüm sürüyor. Biz de buradan Recep Tayyip Erdoğan'a eğer İsrail'e bir şey söyleyeceksen yandaşlarının ticaretini keserek söyleyeceksin. Bu Ramazan mübarek günde İsrail'deki zulmün bitmesini istiyorsan önce ticareti bitireceksin diye bir hatırlatmayla başlayalım. Burada Ayamama Deresi'nin Kaynarca kolunda yapılmaya çalışanı başkan yolda anlattı. Yerin altından kocaman bir tünel açarak adeta
yağmur suyunu atık sudan ayırmak, buradaki bu taşkınları bitirecek olması gerçekten çok önemli. 2024 yılına bu işin kalmış olması gerçekten hayret verici. Bir su baskınında ben kendim eczanede çok paspas yaptım. Tam paspası yaparsın, biri içeri gelir, çamur olur, o bile insana dokunur. Şu gürültülerde, görüntülerde dükkanların insan boyunca çamurla, suyla kaplanması, o kıt kanaat, o dükkandan geçimini sağlayan esnaf için ne demek? Evlerin bodrum katlarının su basması, 2024 yılında yağmur biraz fazla yağdı diye insanların ölmesi kabul edilebilecek bir iş değil. Ben Ekrem Başkan'ın o İSKİ'ye özel teşekkür etti. Ben de hem İSKİ'nin genel müdürüne hem genel sekreterimize bu süreçte yaptıkları için ayrı bir teşekkür etmek isterim. Pandeminin ilk zamanlarıydı. Hayatımın en öğretici günlerinden bir tanesiydi. Ekrem Başkan genel başkanımıza o dönemki bir sunum yaptı. Ben de oradaydım İSKİ'de. Dedi ki bir yandan insanlar ölüyor pandemiden. Bir yandan insanlar evlerinde çalışamıyorlar. Onlara yetişiyoruz. Ama bir yandan da dedi genel başkanım, yanlış bir şey söylemeyeyim ama bu sokağa çıkma yasaklarını da fırsata çeviriyoruz. İSKİ İstanbul'un dört bir yanında yağmur suyunu ayırıyor. Örneğin Barbaros Bulvarı'nı normalde trafiğe kapatamazsınız. Orada çalışıyoruz. Üsküdar'da çalışıyoruz. Merter'de çalışıyoruz. Viyadükler'de çalışıyoruz dedi. Ben o gün o lafları duydum, unuttum. Sonra bu işler oldu geçti. Sonra İstanbul'a efendim son 30 yılın en büyük yağmuru yağdı diyorlar. Eskiden senenin en büyük yağmurunda Kız Kulesi'nden Üsküdar'daki apartman arasında deniz olurdu. Şimdi bakıyorsunuz şıkır şıkır bir meydan. Yağmur Üsküdar meydanını denize çevirmiyor. Yağmur Üsküdar'ı güzelleştiriyor. Bir bakıyorsunuz viyadüklerde eskiden arabalar yüzüyordu. Cam pazarı oluyordu. Böyle bir şey yaşanmıyor. Bir yandan bakıyorsunuz İstanbul'da artık bu tip işler sona gelmeye başladı ve o felaket görüntüleri görünmüyor. Buna kim katkı sağladıysa, yer altında 10.000 kişi çalışıyor İstanbul'da dedi başkan. Gerçekten İstanbul'un hacmini ve verilen emeğin büyüklüğünü görmek açısından önemli. Kim çalışıyorsa, metroda, atık suda, yağmur suyu kanallarında, otobüslerde, tramvaylarda, çöp toplama araçlarının üzerinde kim çalışıyorsa hepsinin emeğine ayrı ayrı teşekkür ediyorum ve bu takımın kaptanı Ekrem İmamoğlu'nu yürekten kutluyorum. Başkan birazcık da öfkelenmiş haklı olarak, ya bu kent lokantalarının önündeki kuyruğa laf etme var ya, o kuyrukta başkanım bir onur, bir gurur, bir de utanç var. Emin olun o kuyruğun utancı bu yoksulluğu yok etmeyen 22 yıllık iktidarıyla o kuyruğun utancı onlaradır. Orada yemeğini yiyen, karnını doyuranların onuru da gururu da sana ve ekibinedir başkanım. Ben geçtiğimiz 5 yıl önceki 2 seçim arasında sevgili Engin başkanımla birlikte 130 milletvekilimizle İstanbul'daydık. Ben mesela Sultan Gazi'ye gittim. O dönemin İçişleri Bakanı, ben tıraşını kahtalı berberimde olurum dedi. Aa dedim, bu yalan bitmeden doğru konuşmaz. Sultan Gazi ilçe başkanıma bir bak dedim. Dedi ki kapalı dükkanı açtırmışlar. Fotoğrafçıyı önden sokmuşlar. Enseyi topla demişler. İşi bile bitmeden fotoğrafı çekip gitmişler. O günlerde Sultan Gazi'de dolaştım ben. İstanbul'un 13-14 ilçesinden sorumluydum. Her birinde her gün dolaştım. O İstanbul bu İstanbul değildi. Geçen gün Ekrem Başkan'la birlikte yine Sultan Gazi'deyiz. Arabanın ön camından selamlama yapıyoruz. Arabanın önüne atlıyor her yaştan anne,
gencecik anneler, 35-40 yaşında anneler durduruyorlar. Bir dakika diyor, bir dakika diyor. Çantadan bir şey çıkarıyor. Ne çıkaracaksın diyorsun. Anne kart çıkarıyor. Anne kart çıkarıp böyle kartı gösterip böyle yapıyor Ekrem Başkan'a. Anne kart meselesi, çocuklara süt meselesi, annelere ulaşım meselesi, evlere yardım meselesi. Biz günün biri gelip yoksulluğu yok etmeye geleceğiz. Ama bugüne kadar yoksulluğu yok etmeyip yoksulluğu yönetenlere inat, o yoksulluk üzerinden siyaset yapmayanlara inat, sağ elin verdiğini sol ele göstermeden verilen emeğin İstanbul sokaklarında nasıl bir karşılık bulduğunu görüyoruz. O yüzden de 31 Mart seçimleri için birileri endişeli, birileri korkuyor, birisi sinirli, bir tanesi mahcup, ne diyeceğini şaşırmış, gaf üstüne gaf yapıyor. Ama biz rahatız. Çünkü biliyoruz ki bu insanlar kader, kıymet bilen, yapılan işi gören ve emeği teslim eden insanlardır. Geçen sefer birinci seçim iptal olduğunda Fatih'te bir esnaf amcaya gittik. Böyle girdim içeri, amcanın halinden hiç CHP'li olmadığı belli. Ben merhaba derken gel bakalım dedim. Aslında şimdi Tayyip Bey diyor ya, bana Özgür Efendi diye ilk o amca söyledi. Özgür Efendi dedi, gel bakalım. Girdim, ben konuyu açmaya çalışıyorum. Bak evladım dedi, şimdi yenisi var dedi, böyle elini koydu, elektronik terazi tartıyor. Ama dedi, bak bu arkada ne var dedi, tezgahın arkasında. Böyle sarı kefeleri yamuk yumuk olmuş bir terazi. Bu hacı dedi, bu terazide 40 yıl dedi, nohut tarttı, fasulye tarttı dedi, pirinç tarttı, bulgur tarttı dedi. Sonra dedi, bu terazi böyle dedi dengeye gelir, bilir misin dedi. Bu hacı dedi, hep dedi, bir tutam daha o tarafa dedi bir şey attı dedi. Pirinç attı dedi, fasulye attı dedi, nohut attı dedi. Niye attım dedi. Dinliyorum ben. Hak geçmesin diye attım oğlum dedi. Hak geçmesin diye. Belki dedi şimdiye kadar dedi, iki kamyon nohut atmışımdır o tarafa dedi. İki kamyon pirinç atmışımdır. Hak geçmesin, müşterinin hakkı bana geçmesin diye. Ben dedi Tayyip Bey'e oy veririm dedi. Olsun hocam. Binali Bey'e verdim dedi. Bir dahaki seçimde de dedi Tayyip Bey kime derse ona vereceğim dedi. Ama bu sefer dedi Ekrem Bey'e vereceğim dedi. Niye hacı amca dedim. Hak geçti evladım, hak geçti dedi. Oyu vermiş, oyu vermiş hacı Binali Bey'e, seçtirememiş. Ama yaşananları görmüş. Bir sonraki seçim olsa yine vereceğim ama diyor, bu sefer hak geçmesin diye Ekrem Bey'e vereceğim diyor. Bu ferasetli insanlar bu kadar hizmet varken hakkı yemezler, hak geçirmezler. Biz ona yürekten inanıyoruz. Tabii ben burada olunca il başkanım konuşmuyor. Ekrem Başkan burada olunca Kemal Çebi Başkanım konuşmuyor ama Kemal Çebi Başkanım bir şeyi hatırlattı. Ben onu hep takdir ederim. İlçede 15 tane kreş yaptım diyor. Bir de 5 tane sosyal tesisim var, emekli kafelerim var diyor. Çayı da 1 liraya satıyoruz hala diyor. İnat olsun diye diyor. Sayın Başkanım, metro tartışmasında herkes her şeyi gördü. 65 kilometre metroyu nasıl gizleyecek? Yerin altında diye çıkmış dün, şöyle bir şey söylüyor. Metro mu yapmış o diyor. Hepsi yalan diyor. Ya ben biliyorum. İstanbul Genel Sekreter Yardımcısıydı. Biz İstanbul Büyükşehir'i alınca ulaşımdan sorumlu Genel Sekreter Yardımcısını Ulaştırma Bakanı yaptı. İlk bütçede biz ona dedik ki 10 tane metronun 7 tane metronun inşaatını durdurmuşsun. Dedi ki dış kaynak olmadan yapılamaz. Maliyetler yüksekti. Durdurduk. Bulunduğunda yapılır. O 7'ye 3 daha eklendi ve 10 metro dünyada, hiçbir metropolde 10 metro inşaatı birden yok. Başkanım, bu tartışmada
Ben Trabzon'da sizin hemşerilerinize bir şey anlattım, hoşlarına gitti. Buradaki hemşerilerinize anlatayım. Trabzon'da soruyorum. Diyorum ki, Ekrem Başkan, bir Trabzon olarak İstanbul'da gurur duyuyorsunuz. O İstanbul'da çalışırken Trabzon'da kaç AK Partili milletvekili var? Diyorlar 4. Kaç AK Partili bakan var hükümette? 4. Ortahisar Belediyesi kimde? AK Parti'de. Büyükşehir kimde? AK Parti'de. 10 tane AK Partili Trabzonlu Trabzon'a bir hafif raylı sistem yapamadı. Bir tane CHP'li Trabzonlu İstanbul'a 10 tane metro yaptı diyorum. 10 tane. Öyle olunca biraz karın ağrısı oluyor tabii. Biraz karın ağrısı oluyor. 10 Trabzonlu bir raylı sistem yapamazken İstanbul'un altında 10 metro için 10 bin kişi böyle çalışıyorsa, o iş içinde bakın işi ehline teslim etmekle ilgili Kur'an'da ayet var, peygamberin hadisi var, söylenmiş onca söz var. Bu işler öyle boşuna yapılmıyor. Ekrem Başkan gitti Japonya'dan, o işlerin bir Türk kızı olarak gurur duyduğumuz bir insanı buldu getirdi, Pelin Hanım'ı. Raylı sistemlerin başına getirdi, genel yardımcısı yaptı ve dünya onun yaptığı, İstanbul'a güvenen, Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediyeciliğine güvenen ve Pelin Hanım'ın mesleki liyakatine güvenenler bu metro yatırımları için hükümetin ön kestiği yerde İstanbul'un önünü açacak kredileri verdiler. Bunların her bir tanesi çok çok kıymetlidir. Ben böyle bir günde, böyle kutsal bir günde, Ramazan'ın ilk gününde bu mahallede bir daha gözyaşı akmasın diye, bir daha yağmur başladığında esnafın yüreği ağzına gelmesin, mahallelinin ağzına, yüreği ağzına gelmesin diye endişe edenlerin öyle görünür yerlerde işler yapmak varken yerin dibine böylesine 1 milyarlık yatırımı yapmaya böyle bir dönemde kalkanların emeklerine, yüreklerine teşekkür ediyorum. Ve bundan sonra da İstanbul'u belediye meclisinde de çoğunluğu elde edecek bir yürüyüşte ilerliyoruz. Çok iyi bir seçim sonucu bekliyoruz. 14 belediyeye en az 14 tane daha katacağız diyor il başkanımız. İstanbul'a inanıyoruz, güveniyoruz. Yarınlarda çok daha güzel bir İstanbul'da birlikte olmak ümidiyle hepinizi saygıyla selamlıyorum. Sağ olun, var olun. Biraz burada bekleyeceğiz. Evet, Sayın Genel Başkanımıza eşlik etmek üzere İl Başkanımız, Genel Başkan Yardımcılarımız, Küçükçekmece, Beylikdüzü Belediye Başkanlarımız ve protokolümüzü onurlandıran kıymetli misafirlerimizle birlikte Sayın Genel Sekreterimiz İSKİ Genel Müdürümüzü davet edelim. Efendim şimdi lütfen bir gözünüz ekranlarda olsun. Bir hatıra fotoğrafı alacağız. Küçükçekmece, Ayamama, Kaynarca Yağmur Suyu Tüneli ve Gürpınar Yağmur Suyu Tüneli kazısı an itibarıyla sizlerin de şahitliğinde başlamıştır efendim. Görüyorsunuz emekçi dostlarımız çalışmayı başlatıyorlar. Bizler de onlara çok teşekkür ediyoruz, alkışlarımızla destek oluyoruz. Bu gördüğünüz bir şaft, bu şaft aşağı doğru inecek ve tünel bu şaftın içinden yana doğru kazılmaya başlanacak. Ayaklarına taş değmesin. Şu an bir hatıra fotoğrafı Sayın Genel Başkanım alıyor, görevli basın mensubu arkadaşlarımız. Biz de sizlere çok teşekkür ediyoruz. Ayaklarınıza sağlık. İstanbul sizinle daha bir farklı oluyor, daha bir güzel oluyor. Yeniden yeni projelerin açılış töreninde buluşmak üzere her birinizi ayrı ayrı selamlıyoruz efendim. Saygılar sunuyoruz.